1. Lig'in 14. haftasında Maraş ile Yalova, Maraş Necip Halil Kartal stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Hakan Muhtaroğlu, Hüseyin Özaşık, Engin Akka gün yardımcılıklarını yapıyor. Ali Ceylan kalbimizdesin. Ali Ceylan'ı unutmadı Maraş futbolcuları. Maç öncesinde pankartla sahada Maraş futbolcuları eski futbolcusu merhum Ali Ceylan'ı unutmuyor ve onun anısını yaşatmak için pankartla sahaya çıkıyor. Konuk Yalova'nın vuruşuyla karşılaşma başlıyor. İki takım da zirve yarışında var olmak istiyor. Gelişen atak, kaleci Cenkay'da kalıyor top. Tersinle gelişen atak, ceza sahasına vuruşu, top dışarıya gidiyor. Karşılıklı ataklar var. Cenker, ceza sahasına ortası, savunma, Süleyman dönüyor, vuruyor, savunmaya çarpıyor. Açılan top, Mustafa Köleli topu ağlara gönderiyor. Dakika 24, gol Mustafa Köleli, Maraş Yalova karşısında 1-0 öne geçiyor. Mustafa Köleli ve arkadaşlarının gol sevincini taraftarlarıyla paylaşıyor Maraş futbolcuları. Son haftaların flash takımı Maraş, golü buluyor, 1-0 öne geçiyor. Golden sonra ataklar devam ediyor. Süleyman savunma uzaklaştıramıyor. Yıldıray'ın vuruşuna top dışarıya gidiyor. Tahsin'le başlayan atak, Mustafa Köleli, atağın yönü sol taraf, içeride Cenker topla buluşuyor. Vuruşu kaleci Kıvanç mükemmel çıkarıyor. İki güzel hareket, Mustafa Köleli'nin ortası Süleyman, kafa vuruşunda top dışarıya gidiyor. Sonuç alamıyor Süleyman. Sağ taraftan Cenker'le gelişen atak, Cenker son çizgi, ceza sahasında Cenker, Kıvanç'ın yaptığı hareketi maçın hakemi Hakan Muhtaroğlu penaltı noktasını gösteriyor. Kıvanç'a da sarı kartını gösteriyor. Süleyman penaltı atışını kullanacak. Dakika 35, Süleyman, kaleci Kıvanç, dönen top, Süleyman kafayla topu ağlara gönderiyor ve skoru 2-0'a taşıyor. İzliyorsunuz, önce Kıvanç çeliyor, sonra Süleyman takip ediyor, topu ağlara gönderiyor ve 2-0 öne geçiyor Maraş Yalova karşısında. Süleyman ve arkadaşlarının gol sevinci skor avantajını yakaladı. Gelişen atak, Cenker, ceza sahası içerisinde Cenker vuruşu yan direkten geri geliyor. Dönen top, Yekta, savunma, ikinci pozisyon, kaleci Kıvanç'ta kalıyor. Şanssız bir dakika Maraş adına. Ender gelişen Yalova atakları sonrasında da maçın hakemi Hakan Muhtaroğlu ilk 45 dakikanın 2-0 Maraş üstünlüğünde tamamlandığını belirten düdüğünü çalıyor. İkinci yarıya Maraş takımı başlıyor. İlk yarıda Mustafa Köleli ve Süleyman'ın golleriyle 2-0 önde kapattı. Gelişen atak Maraş adına sonuç gelmiyor. Köşe vuruşu kullanıyor Yalova. Gökhan ceza sahasına ortası, sonuç gelmiyor. Sonuç alamıyor Yalova takımı. Mustafa Köleli ceza sahasına ortası, Süleyman gol pozisyonu, kaleci Kıvanç, açılan top, Çağan topu kornere gönderiyor. Sağ taraftan Cenker'le gelişen atak, Yıldıray'ın ortası, Süleyman'ın kafa vuruşu, kaleci Kıvanç iyi yer tutuyor, topa sahip oluyor. Gelişen Yalova atağı, sert bir vuruş, kaleci Cenkay top direğe çarpıyor, dışarıya gidiyor. Şanssız dakika Yalova adına. Yalova farkı bire indirmek istiyor. Sert bir vuruş, top yandan dışarıya gidiyor. Üst üste pozisyonlardan sonuç alamadığı Yalova takımı. Cenker iyi bir pas, Mustafa Köreli son çizgi, içeri ortası, kaleci Kıvanç topu köşeden dışarıya gönderiyor. Savunma arkasında topla buluşan Süleyman vuruşu kaleci Kıvanç çıkarıyor. Bir anlamda farkın açılmasını engelleyen isim oluyor Kıvanç. Mustafa Köreli plasesi, yine kaleci Kıvanç. Topu kornere çeliyor. Köşe vuruşu kullanıyor Yalova takımı, ceza sahası içerisinde yapılan orta, kafa vuruşu, kaleci Cenkay kritik bir hamle, topu kornere gönderiyor. Maçta artık son anlar. Ali Çil oyunda ikinci yarıda, yapılan hareket faul diyor Hakan Muhtaroğlu. Topun gerisinde Cenkay, vuruşu köşeden dışarıya gidiyor. Sonuç alamıyor Maraş takımı. Gözler maçın hakemi Hakan Muhtaroğlu'nda ve çalan düdükle 90 dakikayı Maraş Yalova karşısında 2-0 kazanarak 3 puan alan taraf oluyor.